Merhaba arkadaşlar, ben Berk Arman, 23 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi'nde Türkçe öğretmenliği okuyorum. Ama bu videoda size asıl olarak bahsedeceğim şey, sizin de öğrenmek istediğiniz sorunun cevabı. Benim motivasyonum seyahat. Çocukluğumdan beri hayalim dünyayı gezmek ve bunun önündeki başlıca etkenlerden biri de paraydı. Ve bu engeli aşmamı sağlayacak, hayalimi gerçekleştirmeme olanak sağlayacak şey de seyyard fikrimdi. Şimdi merak ediyorsunuzdur, nedir bu seyyard? Seyyard kelimenin tam anlamıyla seyahat kelimesi üzerine şekillendirilmiş bir isim aslında. Seyyah gezerken parasını kazanabilen kişi. Art İngilizce sanat anlamına geliyor. Seyahat de bildiğiniz üzere gezinin eş anlamlısı. Para kazanma ve kendimi ifade etme şeklim de karton bardaklara çizim yaparak dünyayı gezmek. Ayrıca insanların kullanıp attığı bu şeyleri sanat eserine dönüştürmeye hedefliyorum ve bu şekilde insanlara basit materyaller yardımıyla hayallerin gerçek olabileceğini gösteriyorum. İlk bardağımı arkadaşıma doğum günü hediyesi için yapmıştım. Onun ve arkadaşlarının tepkisini güzel olduğunu gördüğümde de diğer arkadaşlarıma hediye olarak bunu yapmaya devam ettim. Böyle bir şeyi kişisel olarak şekillendirip el işi ve maneviyatı yüksek bir hale getirmek maddi hediye almaktan daha güzel bir seçenekti. Seyyard ilk olarak 12 karton bardağı çizim yapıp hiç satış tecrübem olmamasına rağmen Taksim Şişhane metrosunun yanında sokağa çıkmamla başladı. O gün sokaktan 150 lira kazandım. Yakın zamanda Türkiye Patent Enstitüsü'ne başvurdum ve markamı tescil ettirdim. Seyyard artık bir marka. Bu zamana kadar karton bardak çizip satarak 21 ülke 46 şehir gezdim. Bu yolda birçok firmayla işbirliği yapma fırsatı yakaladım. Edim Türkiye'nin 3 ay boyunca marka elçiliğini yaptım. Tupayısı benim yolculuğuma sponsor oldu. Chroma Cup şu an çizdiğim karton bardakların sponsoru ve bana binlerce karton bardak gönderdiler. Qatar Airways, W Doha gibi uluslararası firmalarla çalışma fırsatı yakaladım. Hikayeme ulusal ve uluslararası birçok medya kuruluşu yer verdi. Özellikle benim için en önemli olan şey Lonely Planet'ta yer almaktı ve onun dışında Borut Panda, Chinese Globe TV, Tabilabo. Birçok gazeteye röportaj verdim. Show TV, Kanal D, Kanal 24'e haber oldum. Japonya seyahatimde çok hayalini kurduğum bir şeyi yaşama fırsatım da oldu. Copic markerlarını bilirsiniz. Onların üreticisi Two Marker Company ile bir araya geldik. Beni ana merkezlerine davet ettiler. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi'nde söyleşiler yaptım. Henüz tam anlamıyla hayalimi gerçekleştirmiş sayılmam. Daha önümde çok uzun bir yol var ve Girişimcilik Vakfı'nın bu noktada bana çok büyük destek olacağına inanıyorum. Hatta şöyle göstereyim. Benim gibi girişimci ve yaratıcı insanları bir araya toplayarak fikir alışverişi yapmak, mentorların tecrübelerinden faydalanmak, hayalime uzanan yolda adımlarımı daha da sağlamlaştırmamı sağlayacak.